Değerli izleyenler, Canva ile eğitim materyali hazırlama video eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitsel videoda Canva'yı indirme, web üzerinden kullanma, ücretsiz olarak Canva'yı kullanma, öğrenme sürecinde Canva'nın rolünü öğrenme, Canva'nın arayüzünü tanıma ve Canva'da bulunan tasarım araçlarını kullanma, Canva ile eğitsel materyaller hazırlama süreçleri ile ilgili bilgi ve uygulamalar göreceksiniz. Bu eğitsel videoyu tamamladıktan sonra Canva programının arayüzünü tanıyabilir, programı kişisel bilgisayarınızda ya da web üzerinde kullanabilir, Canva ile eğitsel materyaller tasarlayabilir, hazırladığınız tasarımları görüntüleme ve düzenlemeleri için arkadaşlarınızla paylaşabilir, tamamladığınız tasarımları başkalarıyla paylaşabilir, tamamladığınız sunumlarla Canva üzerinde sunum yapabilir ve sunumlarınızı video olarak kaydedebilir ve son olarak da hazırladığınız materyalleri bilgisayarınıza kaydedebileceksiniz. Öğrenme sürecinde Canva'yı nasıl kullanabiliriz? Canva'nın ne olduğu ile ilgili kısaca bu noktada size bilgi vermek istiyorum. Canva, hazır şablonlar kullanarak tasarım yapmanızı kolaylaştıran bir uygulama, bir program aslında. Tasarım beceriniz yetersizse ya da hızlı bir şekilde materyal hazırlamanız gerekiyorsa, Canva'yı kullanabilmeniz işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Canva ile sunum, infografik, poster, broşür, ders planı, sertifikalar, görseller, kavram ve zihin haritaları, özgeçmiş gibi eğitsel materyaller tasarlayabilirsiniz. Canva'ya nasıl ulaşabiliriz ve Canva'yı bilgisayarımızda ya da web üzerinde nasıl kullanabiliriz? Bunun için öncelikle Canva uygulamasına gidiyoruz web adresini yazarak. Canva uygulamasının web sitesine girdikten sonra sizi bu şekilde şöyle geldiğimde, ben önceden oturuma giriş yapmıştım, oturumu açmıştım, o yüzden öyle bir ekran karşıladı. Sizleri şöyle bir ekran karşılıyor. Üst kısımda ana sayfa, şablonlar, kaynaklar, üyelik seçenekleri, oturum açma ve kaydolma seçenekleri mevcutken, orta kısımda ise aslında Canva uygulamasının arayüzünü görüyorsunuz. Canva'yı 3 şekilde kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, Pro versiyonunu kullanabilirsiniz ya da Enterprise versiyonunu kullanabilirsiniz. Her versiyonda sizlere sunulan imkanlar farklı. Biz bu eğitimde Canva'nın ücretsiz versiyonu üzerinden uygulamalar yapacağız. Örnekler göstermeye çalışacağım sizlere de. Ücretsiz Canva'yı kullandığımızda bize ne tür seçenekler sunuluyor? İsterseniz birlikte önce buna bakalım. Şuradan üyelik seçeneklerinden ücretsiz seçeneğine geldiğimde ücretsize sunulan imkanları daha iyi görebilirim. Ücretsiz versiyonda 250 binden fazla ücretsiz şablona ulaşabilirim. 100'den fazla tasarım türü mevcutmuş. 100 binlerce ücretsiz fotoğraf ve görsele ulaşabiliyormuşuz. Bir ekip oluşturup bu ekibimize üyeleri davet edebilirmişiz. Gerçek zamanlı işbirliği yaparak aynı tasarım üzerinde birlikte ekibimizle çalışabiliriz. Ve son olarak da bizlere 5 GB bulut depolama alanı sunuyor. Eğer ilginiz varsa Pro ve diğer versiyonda sizlere sunulan imkanları, olanakları buradan görebilirsiniz. Canva'yı birden fazla seçenekle kullanabilirsiniz. Web üzerinden kullanabilirsiniz. Ya da cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz. Burada şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. iOS ve Android cihazlarda Canva'yı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Canva'yı web üzerinden kullanmak istediğinizde, tasarımlar oluşturmak istediğinizde iki seçenek var. Oturum aç ve kaydol seçeneği. Eğer önceden Canva'ya hiç giriş yapmadıysanız, kaydol seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Kaydol seçeneğine tıkladığınızda size 3 şekilde kaydolma imkanı sunuyor. Google'la kaydol. Eğer bir Gmail hesabınız varsa Google'la kaydol seçeneğiyle Canva'ya giriş yapabilirsiniz.
Bir Facebook hesabınız varsa Facebook'la giriş yapabilirsiniz. Ya da bir e-posta adresiniz varsa, ki bu e-posta adresiniz Hotmail olabilir, Yahoo uzantılı olabilir, Gmail uzantılı olabilir. E-posta adresinizi ve diğer bilgilerinizi girerek Canva'ya üye olabilirsiniz. Ben önceden hesap oluşturduğum için, yani Gmail hesabımla Canva uygulamasına giriş yapacağım. Üstteki hesabımı kullanacağım. Giriş yaptıktan sonra Canva'daki arayüzü görüyorum. Buradan çıkış yaparak sizlere Canva'nın nasıl indirilebileceğinizi, yani Canva'yı bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi göstermek istiyorum. Kaynaklar kısmına geldiğinizde keşfet ve indirin şeklinde iki seçenek mevcut. İndirmek istediğinizde öncelikle şunu belirlemeniz gerekiyor. Hangi cihaza sahipsiniz? Yani Mac bilgisayarınıza mı indireceksiniz? Yoksa Windows tabanlı bir cihaza mı indireceksiniz? Android'e mi indireceksiniz? Yoksa iOS'a mı indireceksiniz? Şu an kullandığım cihaz Windows işletim sistemi tabanlı bir bilgisayar olduğu için Windows için Canva seçeneğini seçtim. İndirmeyi başlat dediğimde de sol alt kısımda Canva'nın exe dosyası olarak inmeye başladığını göreceksiniz. Bunu şu anda iptal ediyorum. Çünkü ben Canva'yı önceden indirmiştim ve kurmuştum. O yüzden bu seçeneği iptal ettim. Şimdi Canva uygulamasına masaüstünden erişelim. Çift tıkladım. Masaüstünüzde Canva'yı açtıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Kısaca ekranın Canva uygulamasının arayüzünü size tanıtayım. Üst sağ kısımda giriş yaptıysanız bilgilerinizi görürsünüz. Eğer giriş yapmadıysanız da öncelikle tasarım oluşturabilmeniz için oturum açmanız gerekir. Oturum açabilmeniz için de öncesinde Canva'ya üye olmanız gerekiyor. Daha sonra tasarım oluştur diyerek tasarımınıza başlayabilirsiniz. İsterseniz ana sayfadaki şuradaki seçeneklerden ne tasarlayacaksanız ilgili seçeneği seçerek hazır template'lerle, yani hazır şablonlarla tasarımınıza başlayabilirsiniz. Ya da üst sağ kısımdaki tasarım oluştur butonuna tıklayarak da tasarımınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Sizin hazırlayacağınız tasarım buradaki tasarımlara uymuyorsa özel boyut şurada bulunmakta ya da tasarım oluşturun kısmında bulunan özel boyut seçeneğine tıklayarak ve buraya genişlik, yükseklik girerek tasarımınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Orta kısımda Canva programına geldiğinizde size ne tasarlayacaksınız diye soruyor. Yani bir sunum mu tasarlayacaksınız? Bir sosyal medya gönderisi mi tasarlayacaksınız? Video mu tasarlayacaksınız? Yoksa pazarlama için bir materyal mi tasarlayacaksınız? Ya da bir infografik, grafik, kitap kapağı, fotoğraf kolajı, duvar kağıdı, zihin haritası, web sitesi, dergi kapağı, afiş, rapor. Bu şekilde siz de girerek görebilirsiniz. Çeşitli burada tasarım şablonları mevcut. Bunlardan hangisini tasarlayacağınızı öncelikle seçmeniz gerekiyor. Hazır şablonları kullanacaksanız. Sizin için kısmındaysa önceden eğer Canva'da tasarım oluşturduysanız kullandığınız şablonlara göre size öneriler sunmakta. Alt kısımdaysa, tasarımlarınız kısmındaysa önceden hazırladığınız tasarımları burada görebilirsiniz. İsterseniz hazırladığınız tasarımlara çift tıklayarak tasarım üzerinde düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz. Uygulamanın sol kısmında çeşitli menüler mevcut. Size özel öneriler, önceden yaptığınız, hazırladığınız tasarımlara göre size öneriler sunuyor. Aynı zamanda şu sizin için kısmındakilerde size özel önerilerle ilişkili. Tüm tasarımlarınız kısmındaysa Canva'da oluşturduğunuz tüm tasarımları görebilirsiniz. Paylaşılanlar kısmındaysa eğer bir tasarım hazırladınız,
Bu tasarımı farklı kişilerle ya da ekip arkadaşlarınızla paylaştıysanız paylaşılanlar kısmında bu tasarımı görebilirsiniz. Marka kiti ise bir araç. Tasarımlarınızı marka kitiye katarak profesyonel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu menüyü kullanabilmeniz için Canva'yı ücretli olan versiyonda kullanmanız gerekiyor. İçerik planlayıcı kısmındaysa içerik planlamanızı takvime işleyebilirsiniz. Eğer düzenli olarak içerik üreten biriyseniz bu aracı kullanmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. Tüm klasörleriniz kısmındaysa tüm tasarımlarınız, yüklemeniz ya da tasarladığınız ama sonradan sildiğiniz çalışmalar ya da başkalarının tasarımlarını beğendiyseniz bu kısımda görebilirsiniz. İsterseniz size özel yeni bir klasörde yeni klasör oluştur diyerek oluşturabilirsiniz. Burada klasör adınızı girerek ya da ekip üyelerinizle klasörünüzde paylaşabilirsiniz. Çöp kutusundaysa tasarım hazırlayıp sonradan sildiyseniz de burada görebilirsiniz. Şuradaki DE kısmı da aslında bir ekiple ilgili bir şey. DE diye bir ekip oluşturmuştum ben, tasarım ekibi. Bununla ilgili bir buton. İsterseniz siz de oluşturabilirsiniz bunu. Ekip oluşturmanız ne işe yarıyor? Hazırladığınız tasarımları ekibinizle paylaşabilirsiniz. Bunun için de ekibinizi oluşturduktan sonra sol kısımda bulunan üye davet et butonuyla ekibinizdeki üyelerin e-posta adreslerini girerek onlara ekibinize katılması için bir davet linki gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlere bir tane tasarım seçerek o tasarım üzerinde Canva üzerinde hangi tasarım araçlarının bulunduğunu temel olarak tanıtmaya çalışacağım. Şimdi ileriki aşamalarda hangi tasarımı seçerseniz seçin, aslında aynı tool'ları yani aynı araçları kullanıyorsunuz. Şimdi kısaca göstermek için bir tane sunum oluşturayım diyelim mesela örnek olarak. Şimdi tasarım ekranına girdiğinizde sizi çeşitli seçenekler karşılamakta. Şablonlar kısmında hazırlamak istediğiniz materyale uygun şablonları görebilirsiniz. Mesela ne eğitimle ilgili bir şablon arıyorsunuz, eğitim diye arama yapabilirsiniz. Burada karşınıza birçok template seçeneği çıkmakta. Şu anda Canva'yı ücretsiz versiyonda kullandığım için burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Tasarımları kullanırken ücretsiz yazması gerekiyor. Bakın şuradaki çalışma ücretsiz. Doğrudan tıklayarak bunu kullanabilirim. Bu şablon içinde 15 tane görsel olduğu için bana soruyor. 15 sayfanın tümüne mi uygulamak istiyorsun yoksa tek bir sayfaya mı uygulamak istiyorsun diye. Örnek göstermek açısından ben sadece bir tanesini ekledim. Üstüne tıklayarak da tek o tasarımı sayfanıza ekleyebilirsiniz. Tasarım üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız, eklediğiniz şablon üzerinde daha doğrusu, üstüne çift tıklamanız yeterli olacaktır. Çift tıkladığınızda isterseniz metinleri değiştirebilir, silebilir, düzenleyebilir. İsterseniz üst kısımdan yazı tipini değiştirebilir, yazı boyutunu değiştirebilir, rengini değiştirebilir, yazının hizalamasını değiştirebilirsiniz ya da yazınıza yeni efektler ekleyebilirsiniz. Ayrıca yazınıza animasyon ekleyebilirsiniz. Eğer bir grup oluşturulduysa grubu çözebilir ya da grup oluşturulmadıysa yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Sayfadaki konuma göre metni, görselleri konumlandırabilirsiniz. Ya da şeffaflığını artırıp azaltabilirsiniz. Şeffaflığını artırdığınızda görsel daha net olacaktır. Azalttığınızda ise görsel daha görünmez olacaktır. İsterseniz bu metine bir link eklemeniz gerekiyor. Bağlantıya tıklayarak buna tıkladığında kullanıcı nereye gitmesini istiyorsanız buna karar vermeniz gerekiyor. Buraya bir web adresi yazıyorum. www.deun.edu.tr yazdım. Tamam dediğimde
Kullanıcı buraya tıkladığında yazdığım adrese doğrudan gidecektir. Tasarımlarınız üzerinde düzenleme yapılmasını istemiyorsanız da tasarımın hangi ögesinde işlem yapılmasını istemiyorsanız öncelikle onu seçmeniz gerekiyor. Ben yazı üzerinde düzenleme yapılmasını istemiyorum örnek olarak. Tıkladım yazıya. Daha sonra da kilitli butonuna tıklayarak artık bunun üzerinde işlem yapılmasını durdurabilirim. Kilidi aç dediğimde de tekrardan düzenlemeye devam edebilirim. Yani kısaca, eğer tasarımınızdaki ögeleri kilitlerseniz tasarımınızda düzenleme yani editleme işlemi yapamazsınız. Şablonlara geri geldiğimde sildim buradaki aramamı. İsterseniz şablon ara kısmında anahtar kelimelerle arama yapabilirsiniz. Neye dikkat etmeniz gerekiyordu? Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ücretsiz versiyon kullanıyorsanız çıkan template'lerde yani çıkan şablonlarda mutlaka sağ alt kısımda, ilgili tasarımın sağ alt kısmında ücretsiz yazmasına dikkat edin. Eğitim sunumu, oyun sunumu, kısa sunum size burada çeşitli template'ler sunuyor. Örnek olarak etkinlikler ve özel ilgi alanları tümünü gör dedim. Şuradaki çalışma ücretsiz ve sağ alt kısımda ücretsiz olduğu yazıyor. Peki eğer tasarımınıza ücretli versiyonda, ücretli olan görseller eklerseniz ne olur? Tasarımınızı indirirken ya da kaydederken sorun yaşarsınız arkadaşlar. Aynı zamanda telif hakları ile ilgili problem yaşamanız da çok muhtemeldir. Canva'da ikinci tasarım aracı da bileşenler. Aslında tasarımcıların en sık kullandığı, sizler de tasarım yaparken en sık kullandığınız bileşenler, tasarım araçlarından birisi de Canva'daki bileşenler aracı olacaktır. Bileşenler aracında çeşitli tasarım ögeleri mevcut. İsterseniz tasarımınızın arka planını değiştirebilir ya da yeni arka planı ekleyebilirsiniz. Yine bunları kullanırken de ücretli mi ücretsiz mi olduğuna dikkat etmenizde fayda var. Örneğin şunu arka plan olarak kullanmak istiyorum. Üstüne tıkladığımda sayfayı otomatik olarak ekliyor. Şu şekilde mouse'umla geldiğimde sayfada büyütüp küçültebilirim. İsterseniz tasarımınıza fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Görseller ekleyebilirsiniz. Videolar ekleyebilirsiniz. Ses ekleyebilirsiniz. Bileşenler kısmında devam ettiğimde çizgiler ve şekiller görüyorsunuz. İsterseniz tasarımınıza çizgi ve şekil de ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Buradaki çizgiler ve şekiller kısmındaki birçok öge ücretsiz. Mesela öğrencileriniz var. Bir konuşma balonu ekleyeceksiniz diyelim. Örnek olarak şöyle seçip üstüne de bir metin ekleyip böyle bir tasarım da oluşturabilirsiniz. İleriki aşamalarda daha detaylı göstermeye çalışacağım. Kapattığımda da buradan çıkmış oldum. Grafikler mevcut. Hazır grafikleri kullanabilirsiniz buradan da. İsterseniz fotoğrafları kullanabilirsiniz. Aslında şuradaki kısa yollar sayfayı kaydırdıkça alt kısımda da görülüyor. Canva'daki önemli diğer ögelerden, tasarım ögelerinden bazıları ise grafikler, çerçeveler ve ızgaralar. Grafikler, eğer tasarımınızda bir veriyi göstermeniz gerekiyorsa grafikleri kullanabilirsiniz. Grafiklerde tümünü göre tıkladığınızda grafik şablonları görüyorsunuz. Tıklayarak, mesela şöyle tıkladım. Buraya verileri girerek grafiğinizi oluşturabilirsiniz. Verileri temizledim ve bileşenleri tıklayarak tekrar sayfaya geri dönüş yaptım. Grafiklerden sonra karşımıza çıkan
Diğer bir tasarım ögesi ise çerçeveler. Çerçevelerle tasarımlarınızı zenginleştirebilirsiniz Canva'da. Ne işe yarar çerçeveler? Bunları tıpkı bir fotoğraf çerçevesi gibi düşünebilirsiniz. Şuraya yeni bir sayfa ekliyorum size örnek göstermek açısından. Tümünü gör dediğinizde, nitekim burada sunulan çerçevelerin de birçoğu ücretsiz, kullanabilirsiniz özgür bir şekilde. Mesela şöyle bir çerçeve ekledim ve bu çerçeveye bir öğrenci görseli eklemek istiyorum. Öğrenci diye arama yaptım. Fotoğraflarda arama yaptım. Doğrudan üstüne şu şekilde görseli alıp çerçevenin içine bıraktığımda otomatik olarak görseli çerçeveye göre oranlıyor. Fotoğraf üzerinde editleme, düzenleme işlemi yapmak istiyorsanız öncelikle çerçeveye tıklayarak görsele giriş yapmanız gerekiyor. Sağa sola hizalama yapabilirsiniz. Ya da görseli düzenleme, kırpma, döndürme ya da görsele animasyon ekleme gibi çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Yani kısaca çerçeveler hazırladığınız tasarımlarda eğer bir fotoğraf ekleyecekseniz çerçeve içine otomatik olarak eklemenizi sağlıyor. Karşımıza çıkan diğer Canva'daki önemli tasarım araçlarından bir tanesi de ızgaralar. Peki nedir bu ızgaralar? Izgaralar fotoğraflarınızın ve düzenlerinizin muhteşem görünmesini sağlayan aslında bir tasarım ögesi. Izgara kullanılan tasarımlar yapı ve form algımızı etkilemektedir. Örneğin ızgaraları fotoğraflardan çok fazlasıyla doldurabilirsiniz. Yani kutuyu seçerek ya da renk paletiyle doldurarak renk paletinden bir renk seçerek düz bir renkle ızgaranın bir kısmını doldurabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf ızgaralarını bir hikaye anlatmak için kullanabilirsiniz. Ya da bir çizgi romanın sayfalarında ya da senaryo adımlarını göstermede zaman ve hareketi göstermek için de pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek bir ızgara ekleyelim. Bu çerçeveyi sildim. Izgaralardaki birçok ızgara da ücretsiz bu arada. Burada ücretsiz gibi bir seçenek çıkmıyor. Çünkü bunların hepsini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bir sınırlama yok. Örneğin şöyle bir ızgara ekledim. Üst kısma bir okul görseli eklemek istiyorum. Okul diye arattım. Fotoğraflarda arama yaptım. Şu görsel kullanmak istiyorum ama baktım pro'ymuş. Bu yüzden kullanamıyorum. Şu görsel ücretsizmiş. Görsele tıklayarak üst kısma bırakarak tıpkı çerçeve gibi bu ızgarayı kullanabildim. Daha sonra şu ızgaramın rengini değiştirmek istiyorum. Çünkü buraya öğrencilere bir soru sorabilirim ya da bu kısmın boş kalmasını istiyorum. Sonradan doldurulmasını istiyorum. Buradan da şu üstüne tıkladığımda nerede işlem yapmak istiyorsanız öncelikle o kısma tıklamanız gerekiyor. Bu kısma tıkladım. Rengi tıkladım. Bunun rengi şöyle mavi olsun diyorum. Doğrudan maviyle doldurdum. Şu kısma da farklı bir görsel eklemek istiyorum. Bir öğrenci görseli eklemek istiyorum diyelim örnek olarak. Burada şunu da sizlere göstermek istiyorum değerli izleyenler. Eğer şimdi fotoğraflar ve görseller olarak iki şekilde seçenek mevcut. Fotoğraflarda bu şekilde fotoğraflar görüyorsunuz. Görsellerde ise vektörel grafikler görebilirsiniz. Şimdi siz vektörel grafiklerden bir görsel eklersiniz. Mesela şöyle ekledim, örnek olarak ekledim. Sizin ızgaranıza, ilgili ızgara bölümüne ya da ilgili çerçeveye otomatik olarak o grafik olan görseli yerleştirmez. Bunun için fotoğraf seçmeniz gerekmektedir. Bu noktaya dikkat edebilirsiniz. Şu anda sildim. Ben fotoğraf eklemek istediğim için buradan seçtim. Şuradaki ücretsiz görseli aldım. Doğrudan
Seçtim ve ilgili ızgaranın üstüne bıraktım. Şöyle bir görsel oluştu. Sizlere göstermek için bunu yapıyorum açıkçası. Şimdi ızgara üzerinde gördüğünüz, ekranda gördüğünüz üzere bölümler mevcut. İsterseniz üstüne bir defa tıkladığınızda ızgaraların arasındaki aralık alanını genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Bunun için aralığa tıkladığınızda şu şekilde büyüttüğünüzde ızgara dilimleri arasındaki alan artacaktır. Küçülttüğünüzde ise azalacaktır. Yapmak istediğiniz tasarımınıza göre ızgara aralığını düzenleyebilirsiniz. Bileşenlerden sonra karşımıza çıkan diğer bir tasarım ögesi ise Canva'da sesler. İsterseniz buradan çeşitli ücretsiz seslerde kullanabilirsiniz. Tümünü gör dediğinizde diğer seçenekleri de görebilirsiniz. Grafiklerden hazır grafikler, grafik şablonları ekleyebilirsiniz. Bileşenler ögesi aslında sizlerin eğitim materyal hazırlama sürecinde en sık kullanacağı tasarım ögelerinden bir tanesi. Hazırladığınız tasarıma bir görsel, ses eklemek istiyorsanız bunu yüklemeler kısmından yapabilirsiniz. Yüklemeler kısmından görsel, video, ses ekleyebilirsiniz. Bunun için medya yükle seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra nereden bir medya eklemek istiyorsanız da ilgili yeri, konumu seçmeniz gerekiyor. Aç dediğinizde de otomatik olarak buraya eklemekti. Ben önceden örnek olarak bir logo eklemiştim. O yüzden burada görüyorum. Bunu tasarımınıza eklemek istediğinizde ise doğrudan üstüne tıklayıp mouse'unuzu bırakmadan eklemek istediğiniz kısma götürmeniz yeterli olacaktır. Bakın şöyle bıraktım. Bu kısma üste taşıdığım için de doğrudan bir çerçeve gibi davranıp görseli içine ekledi. Ctrl-Z yaparak yapılan işlemi geri aldım. Tekrardan geri aldım. Metin alanındansa tasarımınıza metinler ekleyebilirsiniz. İsterseniz buradaki hazır şablonları kullanabilirsiniz. Ya da buradaki yazı tipi kombinasyonlarını da kullanabilirsiniz. Burada da ücretsiz olup olmadığını kontrol etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Canva'yı aynı zamanda farklı uygulamalarla entegre ederek de kullanabiliyorsunuz. Bu uygulamalardan bir tanesi de Dropbox. İsterseniz Dropbox hesabınızı Canva hesabınıza bağlayabilirsiniz. Şuradaki daha fazla seçeneğine tıkladığınızda ise diğer Canva uygulamalarını görmektesiniz. Bunlar fotoğraflar, tarzlar, ses, video, grafik, arka plan, klasörler gibi seçenekler. Aynı zamanda çeşitli uygulamalar ve entegrasyonlar da sunmakta Canva uygulaması. Görsel hazırlama, görsel bulma sitelerinden birisi olan Pexels, Pixabay bunlardan bazıları. QR kod, Google Maps, Google Drive, Instagram, Dropbox, diğer uygulamalar. Detaylı inceleyebilirsiniz. İsterseniz de YouTube'da video aratabilirsiniz. Mesela YouTube'dan tasarımınıza video ekleyebilirsiniz. Şu şekilde çeşitli araçlar mevcut. Bunları inceleyebilirsiniz kendinizde. Hangi amaçla kullanılıyor, nasıl kullanabileceğinizi de inceleyebilirsiniz. Hangi tasarımı, yani ister bir sunum seçin, ister bir infografik şablonu seçin ya da bir ders planı şablonu seçin. Temel arayüz bu şekilde size böyle bir tasarım ekranı karşılıyor. Şimdi bunu kapayarak Canva ile bir sunum hazırlamaya çalışacağız. Canva ile sunum hazırlama. Öncelikle sunum hazırlamak için sunumlar seçeneği tıklanır. Buradan hangi tipte, hangi seçenekte bir sunum hazırlamak istiyorsanız bunu seçmek gerekiyor. Standart bir sunum mu kullanacaksınız? Mobil onaylı, yoksa konuşan bir sunum şablonu mu kullanmak istiyorsunuz?
Beyin fırtınası için bir sunumu kullanacaksınız. Buna göre hazır seçenekleri seçebilirsiniz. Ben standart bir sunum seçtim. Daha sonrasında da eğer hazır bir sunum şablonu kullanmak istiyorsanız, buradaki şablonlardan ücretsiz olanları kontrol ederek sunumunuza ekleyebilirsiniz. Ya da kendiniz doğrudan sıfırdan bir sunum oluşturabilirsiniz. İsterseniz metinler ekleyebilirsiniz. Mesela bir başlık ekleyeceksiniz. Tıkladım. Canva nedir? Dedim. Bir alt başlık ekliyorum burada. Canva bir tasarım programıdır. Şu şekilde üstüne tıklayarak istediğim yere yazıyı taşıyabilirim. İstersem yazıların rengini değiştirebilirim. Örneğin başlık rengini değiştirmek istiyorum. Buradan metin renginden mesela kırmızı yaptım. Bir görsel eklemek istiyorum. İlişkili bir görsel. Canva'da örnek olarak Canva'yı arattım. Burada çeşitli görseller çıktı. Şuradaki grafik görseli ücretsizmiş. Bunu seçtim. Şöyle taşıyıp ilgili alana bıraktığımda görseli taşımış oluyorum. Canva'da şöyle bir özellik var. Eğer siz bir görsel arattığınızda ve bu görseli tasarımınızda kullandığında size sihirli öneriler sunuyor. Buradan da isterseniz sizi sihirli önerileri inceleyerek daha çeşitli tasarımlar görebilirsiniz. Mesela Made in Canva. Bu tasarım Canva ile hazırlanmıştır. Şu şekilde küçülttüm. Sayfamda şöyle alt kısmı bıraktım. Yeni bir sayfa ekledim. 5 sayfa ekleyimi örnek olarak. Bu sayfada bir şablon kullanmak istiyorum. Bunun için eğitim diye arama yapıyorum. Bu şekilde çeşitli şablonlar çıktı. Birine bunu ekledim. Şimdi buraya bunu ekledim. Buraya bunu ekledim. Bunları sadece örnek göstermek adına yapıyorum. Bu bir içeriğini yapılandırmanız gerekiyor. Nasıl bir sunum hazırlamak istiyorsanız. Ben burada nasıl buradaki tasarım araçlarını kullanabilirsiniz sunum hazırlarken. Aslında bunu göstermek istiyorum. Sunumunuzu hazırladınız diyelim. Bakalım şöyle bir neler ekleyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi hazırladığınız eklediğiniz şablonlarda düzeltme yapmak istiyorsunuz. Kendi sunumunuza göre yapılandırmak istiyorsanız isterseniz görseli delete tuşuyla klavyenizden silebilirsiniz. Gördüğünüz üzere buraya bir frame eklenmiş. Yani bir çerçeve eklenmiş ve içine bir görsel taşınmış. İsterseniz bileşenler kısmından siz farklı bir görsel ekleyebilirsiniz. Ya da yüklediğiniz görsel varsa bu görseli de kullanabilirsiniz. Örneğin ben Dünya Okulu adlı bir kitabın görselini yüklemişim. Doğrudan tutup bırakarak bu çerçevenin içine görseli yerleştirebilirim. Metinler üzerine de çift tıklayarak metinler üzerinde düzenleme yapabilirim. Metinleri seçtiğimde burada düzenleyebileceğim bazı seçenekler çıkıyor. Örneğin yazı tipi, yazı boyutu, rengi, itelik olup olmaması, efektler, konumlandırma, animasyon, işte bağlantı ekleme, kilitleme ya da kilidi açma ya da çoğaltabilirsiniz aynı tasarım aracını. Bu gibi seçenekler mevcut. Yani Canva üzerinde herhangi bir tasarım ögesi üzerinde çalışma yapmak istiyorsanız, düzenleme yapmak istiyorsanız ilgili ögeyi tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra da üst kısımda sizin yapabileceğiniz, neler yapabileceğinizle ilgili butonlar görülüyor. Sunumunuzu hazırladınız.
bitirdiniz diyelim örneğin. Daha sonra ise bu sunumu kaydetmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sunumu sun modundan doğrudan standart olarak ya da otomatik oynatma boyutunda ya da sunucu görünümünde sunumunuzu sunabilirsiniz. Ben standart boyutu seçtim. Sun dediğimizde bu sunum üzerinde sunumlar şu an sunum yapıyorum. Eğer bilgisayarınızın bir mikrofonu varsa sunum yaparken aynı zamanda sesleri de kaydeder. Daha sonra sunumu bitirmek istediğimde de ESC ile çıkış yapabiliyorum. Eğer yaptığınız sunumu kaydetmek istiyorsanız ve bunu sonra öğrencilerinizle paylaşmak istiyorsanız da Canva'nın şu kısımda bulunan sun ve kaydet butonunu tıklamanız gerekmekte. Sun ve kaydet dediğinizde sunum hakkında konuşurken kendiniz de kaydedebilirsiniz. Daha sonra sunum hakkında konuşurken kaydettikten sonra bir video oluşturuluyor. Bu video bağlantısında öğrencilerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sun ve kaydeti tıkladığınızda şu kısımdan sun ve kaydeti tıkladığınızda kayıt stüdyosuna git seçeneği var. Buna tıklıyorum. Kayıt stüdyosuna gittiğinizde size böyle bir ekran karşılıyor. Ben kamera görünsün istemiyorum. O yüzden yalnızca sesi seçtim. Zaten şu anda otomatik olarak sesiniz video olarak kaydediliyor. Sunum ekranıyla beraber. Sunumunuzu yaptınız, anlattınız ve bu sunumu bitirmek istiyorsunuz artık. Kaydı bitir diyerek kaydınızı bitirebilirsiniz. Bu işlemin biraz tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor burada. Kaydınızın uzunluğuna göre. Şu anda beklemek istemediğim için iptal et ve sil dedim. Kaydet seçeneğine tıkla. Bu işlem bittikten sonra da bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu kaydı. En son zaten bu videonun en son aşamasında ise hazırladığınız tasarımları bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İptal et ve sil diyerek bu pencereden çıkış yapıyorum. Üst kısımdansa sunumunuzu hazırladınız, bitirdiniz. Şu üst kısımdan hazırladığınız sunumun başlığını değiştirebilirsiniz. Canva'da otomatik olarak ilk sayfada hangi başlığı kullandıysanız genellikle o metin Canva'nın hazırladığınız tasarımın başlığı oluyor. Ben Canva nedir değil de Canva sunum diye düzeltmek istiyorum. Şu kısma çift tıkladım, sildim. Şu anda sanırım internet bağlantısı ile ilgili bir sorun olduğu için burada değiştiremedim. Üstüne çift tıkladığınızda ismini de değiştirebilirsiniz ama. Ya da sayfaları tekrardan boyutlandırmak istiyorsunuz. Bunun için de yeniden boyutlandır seçeneğiyle yeniden çalışmalarınızı boyutlandırabilirsiniz. Fakat ilk başta bu seçeneği seçmediğiniz için burada artık sizden premium üyelik istiyor. Bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde Canva üzerinde hazır şablonlarla ve Canva'daki tasarım araçlarını kullanarak sunumlar hazırlayabilirsiniz. Bu sunumları da paylaşabilirsiniz. Standart bir video mu oluşturmak istiyorsunuz? Facebook için mi bir video oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa videolu mesaj mı oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa video kolajı mı? Slide gösterisi videosu mu? Burada ekranda gördüğünüz üzere çeşitli seçenekler mevcut. Bunlardan rastgele birini seçeyim. Örneğin video dedim.
standart bir video oluştursun diye. İsterseniz hazır buradaki video şablonlarını kullanabilirsiniz. Şurada bir şablon var, ücretsiz. Ne ile ilgili bir video hazırlamak istiyoruz? Mesela biz mezuniyetle ilgili, örneğin mezuniyet diye arama yaptım. Yani mezuniyet konulu video şablonlarını görmek istedim. Baktım şuradaki proymuş ama ben ücretsiz olan bir şablonu kullanmak istiyorum. Bulamadığım için başka bir şey bakıyorum. Mezun diye arama yapayım örneğin. Evet, orada biraz daha bu şekilde arama yapınca biraz daha farklı seçenekler çıktı. Örneğin şunu seçtim. 8 sayfanın tümüne uygula dedim. Yeni 8 sayfa oluşturdu ve her bir sayfaya bu şablondaki düzenlemeleri uyguladı. İsterseniz buradaki görselleri değiştirebilirsiniz. Doğrudan bilgisayarınızdaki delete tuşuyla silebilir. Çerçeve içine bileşenler kısmından eklemek istediğiniz görselleri ekleyebilirsiniz. İsterseniz metinler üzerine çift tıklayarak da metinleri değiştirebilirsiniz. Videoyu oluştururken her bir sayfa üzerinde de kontrole sahipsiniz. Artık hangi sayfaya gitmek istiyorsanız mouse'la onun üstüne tıklamanız gerekiyor. Şu anda araç burada. İlerlettiğinizde aslında videodaki zaman akışı içinde nasıl ilerleme olduğunu da görebilirsiniz. Videonuza bir ses kaydı eklemek istiyor da olabilirsiniz ya da bilgisayarınızdan bir görsel. Bunun için yüklemeler kısmından ilgili görseli, videoyu ya da ses kaydını bu kısma yüklemeniz gerekiyor. Ses yükleyecekseniz sesi seçtikten sonra medya yükle demeniz gerekiyor. Yükledikten sonra da buradan da ilgili sahneye sürükle bırak yaparak ilgili ses, video ya da görseli tasarımınızda kullanabilirsiniz. Canva ile zihin haritası hazırlama. Zihin haritası hazırlamak için öncelikle ne tasarlayacaksınız kısmında zihin haritasını seçmemiz gerekiyor. Eğer hazır şablonlar üstünde devam etmek istiyorsanız buradan seçim yapmanız gerekiyor. Zihin haritasını seçtikten sonra isterseniz buradaki hazır şablonları kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz sıfırdan buradaki tasarım ögelerini kullanarak yeni bir tasarım oluşturabilirsiniz. Bu aşamaya geçmeden, yani bu aşamayı göstermeden önce size kısaca zihin haritasının ne olduğunu ve de nasıl kullanabileceğimizi, öğrenme sürecinde nasıl bir rol olduğu ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Zihin haritası nedir? Zihin haritaları aslında beynimizin derinliklerine inerek bir kavram, olay ya da problemle ilgili bütün şemaları ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda bizlere esnek düşünmeyi ve yeni fikirler üretmeyi sağlar. Bu anlamda öğrenme sürecinde bir kavrama ilişkin, bir probleme ilişkin öğrencilerimizin o konuyla, o kavramla ilgili alt şemalarını ortaya çıkarma sürecinde zihin haritaları aslında etkili bir öğretim materyali olarak kullanılabilir. Beyin fırtınası yaparken, yeni fikirler üretirken, bir problemi çözerken ya da bir konuyu özetlerken zihin haritaları kullanılabilir. Öncelikle şimdi bir şablon üzerinden zihin haritası oluşturmak istiyorum. Bunun için burada gördüğünüz üzere çeşitli şablonlar mevcut. Mesela bir ekip planlaması yapmak istiyorsanız ekip planlaması kısmındaki şablonları inceleyebilirsiniz. Tümünü gör dediğinizde çok daha fazla şablon seçeneği sunmakta.
Örneğin şuradaki şablonu seçtim. İlgili alanlarda üstüne tıkladığınızda doğrudan çift tıklamayla da üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. İsterseniz belli ögeleri silerek, mesela sildim, bu kısma görsel eklemek istiyorum. Bu nasıl silme işlemini yaptım? Doğrudan seçtim. Daha sonra da mouse'umdan delete yani silme tuşuyla yaptım. Şuraya bir görsel eklemek istiyorum. Bileşenler kısmına geliyorum. Mesela buraya okul diye bir okul ilişkili bir görsel eklemek istiyorum. Buradan ücretsiz olduğu için şu görseli ekledim. Şu şekilde. Şöyle bir görsel ekledim örnek olarak. Hazırlamak istediğiniz zihin haritasına göre de buradaki içeriğinizi yapılandırmanız gerekiyor. Buradaki araçları kullanarak da hazırladığınız zihin haritasını zenginleştirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Bileşenler kısmından isterseniz mesela arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Mesela şu arka plan rengini ya da bakalım şöyle neler varmış. Mesela şunu kullanmak istiyorsunuz. Video hareket içeriyor bu aynı zamanda. Tıkladığınızda sayfaya eklemiş oluyorsunuz. Bunu arka plana eklemek için öncelikle sayfaya göre ayarlamanız gerekiyor. Ayarladınız diyelim. Şöyle ayarlıyorum. Daha sonra da bunun arka plana geçmesini, yani tasarımın en arkasında görünmesini istiyorum. Sağ tıkladım. Geri gönder, arkaya gönder. Arkaya gönder dediğimde de tasarımın en arkasına gönderiyor. Şu ön kısımdaki alanı daralttığımda arka plan tasarımını daha iyi görebilirim. Dikkat ettiğinizde, yani ekranda gördüğünüz üzere burada benim daraltma, yani herhangi bir işlem yapmama izin vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü bu şablonda bu tasarım kilitlenmiş. Yani bu özellik kilitlenmiş. Bunun için de bu bileşen düzenlenemiyor. Maalesef hazır bir şablon kullanıldığı için de bu tasarım üzerinde, yani bu şablon üzerinde daha doğrusu düzenlemeye izin verilmiyor ve dolayısıyla da siz bu kilidi açamıyorsunuz. Bu kilidi açtığınızda da her bir tasarım ögesi üzerinde kontrol imkanı, yani düzenleme yapabilirsiniz. Canva ile kavram haritası hazırlama. Canva ile kavram haritası hazırlamak için öncelikle daha fazla kısmından kavram haritası seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Buradan kavram haritası seçeneği seçilir ve kavram haritası ile ilişkili şablonlara gidilir. Kavram haritaları bir kavramı ve bu kavramla ilişkili diğer kavramları organize etmemize olanak sağlar. Şablonlar kısmından hazırlamak istediğimiz kavram haritasına ilişkin var olan şablonları, örnek şablonları inceleyebilir ve içeriğimize göre bu şablonları kullanabiliriz. Örneğin şuradaki şablonu kullandım. Doğrudan tıkladığımda sayfama otomatik olarak ekledi. Buraya görsel içerik ekleyebilirsiniz. Buradaki metinleri değiştirebilirsiniz. Ya da bileşenler kısmından yeni görseller, arka planı, mesela ok işareti, çerçeve, ızgara ekleyebilirsiniz. Mesela grafikler kısmından yeni bir grafik ekleyebilirsiniz isterseniz. Hazırlamak istediğiniz kavram haritasına ilişkin bir fotoğraf varsa, fotoğraflarda burada arama yaparak çıkan fotoğraflardan seçerek ekleme yapabilirsiniz. İsterseniz bir video da ekleyebilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda var olan görsel, video ya da ses varsa bunları Canva'ya yükleyerek tasarımınızda
Yani hazırladığınız kavram haritasını da kullanabilirsiniz. Canva ile ders planı hazırlama. Canva'yı kullanarak hazır şablonlar üzerinden kolaylıkla ders planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey daha fazladan ders planı seçeneğini tıklamaktır. Buradan ders planından kasıt ders programı olduğu için ders programını tıkladım. Ve şablonlar kısmında hazır oluşturulmuş şemalar, pardon, hazır oluşturulmuş burada şablonlar mevcut ders planlarına ilişkin. Sizin için uygun olan bir şablonu seçerek ders planınızı oluşturabilirsiniz burada. Örneğin şu şablonu kullanmak istiyorum. Üstüne bir defa tıkladım. Şablon sayfama eklendi. Metinleri çok iyi göremediğim için bu görseli, bu tasarımı biraz büyütmek istiyorum örnek olarak. Şu kısımdan artırma, azaltma yaparak tasarımı büyütebilir ya da küçültebilirim. İsterseniz notlar kısmından tasarımınıza notlar da ekleyebilirsiniz. Bu eklediğiniz notları da eğer sunum yaparsanız Canva üzerinde sunucu görünümünde de bu notları görüntüleyebilirsiniz. Not eklemek istemediğim için şu anda kapattım ben bunu. Örneğin şurası, ismini değiştireyim. Fen bilgisi dersi, ders planı 2021 dedim. Üst kısma taşımak istedim. Taşıdım. Bu kısma eğitmen, okul, saat bilgisi girdim mesela. Şu kısma zamanı eklemek istiyorsunuz. Şuradaki time değil de saat olsun diyorum. Saat yazdım. Buraları da değiştirebilirsiniz günlere göre. Pazartesi, salı, çarşamba şeklinde yazabilirsiniz günleri. Şu not kısmına da isterseniz not ekleyebilirsiniz. Ya da istemiyorsanız bu kısmı doğrudan delete tuşuyla silebilirsiniz. Bu saat kısmına mesela saat eklemek istiyorsunuz. Ama siz bunun üstüne geldiğinizde yazı yazdığınızda yazı yazamazsınız. Çünkü burada bir text alanı yok. Bunun için metin kısmından bir başlık, yani bir metin alanı seçmeniz gerekiyor. Buraya ekleyeceğim yazı küçük olduğu için şu üçüncü olan metni tıkladım. Ve bunu da şöyle küçülttüm. Buraya mesela 9 ile 10 arası yazdım. Fakat ekranda da gördüğünüz üzere çok küçük oldu. Bunun için üstüne çift tıkladım. Ctrl A ile seçtim. Şurada 10.7 olan yazı boyutunu şöyle 18 yaptım örneğin. Metni şöyle taşıdığımda böyle bir görünüm oluştu. Bu kısımlara da mesela buraya pazartesi eklediniz. Buraya salı. Pazartesi 9 ile 10 arasında hangi ders varsa bu alanı biraz daha genişletip buraya da bir text alanı ekleyip buralara bilgiler girebilirsiniz. Daha sonra tasarımınız tamamen bittikten sonra bu tasarım üzerine tekrar düzenleme yapılmasını istemiyorsanız da tasarımınızı seçtikten sonra bu tasarımı kitlemeniz gerekir. Seçtikten sonra zaten şurada bir anahtar butonu var. Bu aktif oluyor. Kilitle dediğinizde artık tasarım üzerinde hiçbir düzenleme yapamazsınız normalde. Bir daha bir kontrol edelim. Şu an tasarım kilitli. Kilidini açtım. Kilitledim. Şimdi aslında şuradaki çerçeve üzerinde bir hareketi kilitledim. Dolayısıyla ben bunu hiçbir yere taşıyıp bırakamıyorum. Fakat şuradaki ögeler bağımsız. Yani bunlar bir grup değil. Dolayısıyla bunlar üstüne düzenleme yapabiliyorum. Mesela şöyle yazıyı değiştirebiliyorum. Ya da silebiliyorum. Bunlar üzerinde de düzenleme yapılmasını istemiyorsak bunlara da tek tek tıklayarak
kilitli butonu tıklamamız gerekiyor. Kilitli dediğimizde mesela şurayı kilitledik. Artık burada herhangi bir işlem yapmama izin vermiyor. Bu şekilde Canva'da ders planı hazırlayabilirsiniz. Canva ile grafik hazırlama. Eğitim materyallerinizde kullanmak istediğiniz grafikleri Canva üzerinden hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken hazır template'ler yani hazır şablonlar kullanmak olabilir. Canva'da ana sayfada grafik seçeneği seçilir. Bunun için grafik düzenleyici seçeneğini seçiyorum. Grafik düzenleyici seçeneğini seçtikten sonra böyle bir ekran benim karşıma çıkıyor. Şablonlar kısmından nasıl bir grafik eklemek istiyorum ben tasarımıma? Buna karar vermem gerekiyor. Örneğin sınıfımda bir balık kılçığı etkinliği yapmak istiyorum. Bununla ilgili bir tasarım arıyorum. Şöyle bir o zaman görsele ihtiyacım olacak. Fakat bu görsellere baktığımda ücretli bunlar. O yüzden şöyle arıyorum. Sadece balık kılçığı görselini gösteren tüm tasarımlar çıksın karşıma diye. Arama yaptığımda ücretsiz olanları da görüyorum. Mesela şu hoşuma gitti diyelim. Beğendim tasarımsal olarak. Tıkladığımda doğrudan sayfamı eklemiş oluyor. Şöyle birazcık büyüttüm biraz daha iyi görebilmek için. Mesela şu name alanı ders adını yazalım buraya. Şu teacher alanına eğitmen. Alt kısma ise ders saati diyelim. Şu ders adı alanından sonra da bir alt satıra geçerek ders konusu diyelim örnek olarak. Şöyle görünmesi çok hoşuma gitmediği için biraz şöyle genişlettim. Bu dersin konusu da örneğin balık kılçığına ilişkin bir problem, bir konu olması gerekiyor. Bir problemin çözümü ile ilgili olsun. Örneğin çevre kirliliği diyelim. Şuradaki metni delete tuşu ile sildim. Yazdım çevre kirliliği. Şu alt kısımdaki yazıyı görmek istemediğim için sildim. Şimdi çevre kirliliği ile ilgili yazdığımda buraya bir problem cümlesi yazmam gerekiyor. Bu ne olabilir? Artan çevre kirliliği probleminin nedenleri örnek olarak. Dikkat ettiğiniz üzere özellikle Türkçe karakterler kullandığımda yazının okunabilirliği çok okunabilirliği düştü. Bu noktada şöyle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Özellikle Türkçe karakter kullanırken sans serif yazı tiplerini kullanmanız tasarımınızda okunabilirliği artıracaktır. Mesela şuradaki yazı tipini değiştirmek istiyorum. Norvester diye bir yazı tipi kullanılmış. Ama ben sans serif yazı tiplerinden bir tanesi kullanmak istiyorum. Peki nedir bu yazı tipleri? Örneğin Arial, Calibri, Verdana, Georgia bu yazı tiplerinden bazılarıdır. Yani bu yazı tiplerinin okunabilirliği daha fazladır. Mesela Verdana varsa onu seçmek istiyorum. Aradım ama çıkmadı. Kalibri yaratıyorum. Evet, Kalibri'ye benzer yazı tipleri seçeneğini sundu bana. Şuradakini seçtim. Carlito. Evet, bunun okunabilirliği diğerkine nispeten daha iyi. Şuradakini de değiştirdim. Bu şekilde okunabilirliği daha iyi oldu. İsterseniz üstüne tıklayarak yazınızın rengini de değiştirebilirsiniz. Ya da yazınıza animasyon, efekt ekleyebilirsiniz. Mesela vurgulu olsun dedim. Şu şekilde vurguyu seçtim. İsterseniz şöyle yoğunluğunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Daha sonra da bu kısımlara öğrencilerinizden gelen bilgileri doğrudan girebilirsiniz. Bu şekilde bir tasarım oluşturabilirsiniz.
Hazırladığınız bu grafikleri de mesela öğrenci çalışması olarak kullanabilirsiniz ya da sınıfta bir etkinlik yapmak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazır şablonlarla ve Canva'daki tasarım bileşenleriyle kolaylıkla grafik hazırlayabilir, eğitim materyali olarak da kullanabilirsiniz. Peki Canva ile hazırladığınız tasarımları nasıl paylaşabilirsiniz? Öncelikle hazırladığımız bir tasarım üzerine gidelim. Mesela şöyle bir Canva nedir diye bir önceden sunum hazırlamıştım. Sunum üzerine geldikten sonra bu hazırladığım tasarım dosyasını görüntülemesi ve düzenlemeleri için arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bunun için paylaş seçeneğiniz tıklamam gerekiyor. Paylaşa tıkladıktan sonra buraya bu çalışmayı, bu tasarımı kiminle paylaşmak istiyorsam o kişinin mail adresini yani e-posta adresine girmem gerekiyor. Örneğin kendimle paylaşmak istiyorum ya da başka bir arkadaşımla. İsterseniz şuraya mesaj ekleyebilirsiniz. Ya da ekibinizi bu mail adresine eklediğiniz kişiyi dahil edebilirsiniz. Mail adresine girdikten sonra size iki seçenek sunuyor. Düzenleme, görebilme. Düzenleme seçeneğine tıkladığınızda kişi tasarımınızı gördüğünde bu tasarım üzerine değişiklikler yapabilir. Görebilir seçeneğine tıkladığınızda ise paylaştığınız kişi tasarımı görebilir fakat tasarım üzerine değişiklikler yapamaz. Gönder seçeneğine tıkladığınızda da o kişinin mail adresine bu tasarımı sizin onunla paylaştığınıza dair bir mail gönderilecektir. İkinci olarak da tasarımınızı bağlantısını paylaşabilirsiniz. Yani hazırladığınız tasarımların bağlantılarını paylaşarak tasarımınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz bu butonda. Bu paylaşım seçeneğinde bağlantıya sahip olan herkes oturum açmadan Canva üzerinde tasarımınızı görebilir. Yani siz hazırladığınız bir tasarımı örneğin sınıftaki öğrencilerinizin görmesini istiyorsunuz. Fakat öğrencilerinizin birçoğu Canva'ya üye değil. Bunu ise böyle bir işlem yapmak istiyorsanız Canva'dan bağlantı paylaş seçeneğiyle bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Şurada 3 nokta olan kısma geldikten sonra tıkladınız. Bağlantı paylaş. Şu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra da şuradaki adresi kopyala seçeneği ile kopyaladıktan sonra öğrencilerinize göndermeniz ya da kiminle bu tasarımı paylaşmak istiyorsanız ona göndermeniz yeterli olacaktır. Diğer paylaşma seçeneğinden farklı olarak bu seçenekte yani bağlantı paylaş seçeneğinde bağlantıya sahip olan herkes bu tasarımı görebilmektedir. Fakat Canva üzerinde oturum açması gerekmemektedir. Son olaraksa Canva'da hazırladığınız içerikleri nasıl indirebilirsiniz, nasıl kaydedebilirsiniz? Bununla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikle hazırladığınız tasarım üzerine gitmeniz gerekiyor. Ya da tasarımınızı bitirdikten sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin Canva nedir diye sunum üzerinden yine göstereyim. Geldikten sonra şu üst kısımda seçenekler mevcut. Şuradaki aşağı doğru ok tuşuna tıkladığınızda indir seçeneğinin indir butonunu göreceksiniz. Siz bu çalışmayı nasıl, hangi dosya türünde indirmek istiyorsunuz? Öncelikle bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu tıkladığınızda çeşitli dosya türleri mevcut. PNG olarak mı, JPEG olarak mı, standart PDF olarak mı, PDF baskısı olarak mı, video olarak mı, GIF olarak mı? Bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin PNG olarak yani görsel olarak indirmek istiyorsunuz. O zaman bunu seçiyorsunuz, birinci seçeneği. Daha sonra size soruyor, yani tüm sayfaları mı indirmek istiyorsunuz, yoksa sadece belli sayfaları mı indirmek istiyorsunuz?
Buna göre buradan işaretlemeleri yapmanız gerekiyor. Mesela sayfa 5'e indirmek istemiyorum diyelim. Bunun tekini kaldırdığımda, şuradaki işareti kaldırdığımda sayfa 5'i bana tasarımda indirmeyecektir. Bitti dedim. İndirme ayarlarını kaydet dediğinizde ise otomatik olarak bu ayarı kaydedecektir. İndirin dediğinizde ise indirme işlemine başlayacaktır. İndirme işlemini yaptıktan sonra sizi bu tasarımı nereye kaydedeyim diye soruyor. Burada nereye kaydetmek istiyorsanız eğer bunu seçmeniz gerekiyor. Örneğin masa üstüne kaydetmek istiyorum. Canva sunum diye kaydetmek istiyorum. Zip dosyası olarak bunu kaydediyor. Çünkü indirdiğim tasarım içinde birden fazla dosya mevcut olduğu için bunu sıkıştırılmış dosya olarak indirdi. Kaydet dediğimde masa üstümden erişebilirim buna. Şurada görüyorsunuz Canva sunum diye sıkıştırılmış dosya olarak dosya içinde hazırladığım tasarımları görebilirim. Dikkat ederseniz 5. sayfadaki tasarım yok. Çünkü onu indirmeyi seçmemiştim. Üstünde işaretli simgeyi kaldırmıştım. O yüzden de sadece ilk 4 sayfadaki sunumları indirdi. Ve tasarımlarımı bitirdikten sonra çarpı kısmından tasarımlarımı kapayabilirim. Üstünde çalışmaya devam etmek istiyorsam da tasarımlarınız kısmında hangi dosya üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız, hangi tasarım üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız tıklamanız yeterli olacaktır. Değerli izleyenler, eğitimimiz burada son bulmuştur. Başka bir video eğitimde görüşmek dileğiyle.